Gençler, selam, hepiniz hoş geldiniz kaldığımız yerden. Starfield bölüm 2 ile devam ediyoruz. Çok çok teşekkür ederim genç dostlarım. Bu arada ilk seride, ilk bölümde daha doğrusu göstermiş olduğunuz ilgi, alaka, destek ve güzel, mutlu yorumlar için sizlerle yeniden böyle konuşarak bir şeyler hallediyor, bir şeyler oynuyor, bir şeyleri ilk defa birlikte deneyimliyor olmaktan gerçekten inanılmaz mutluluk duyuyorum. O yüzden sağ olun, var olun genç dostlarım, ama sanırım biz bunları zaten lootlamışız. Pekala. Evet, amacımız Crimson Fleet'e doğru gitmek. Kendilerinin nasıl bir sıkıntısı var elbette ki görmek istiyoruz. Fakat şöyle de bir şey söyleyeyim sizlere aynı zamanda. Ben öncelikle tabii ki de şiddet yolunu seçmeyeceğim. Neden? Çünkü belki bakarsanız yanlış anlaşılmışlardır. Belki bakarsanız bazı konularda sıkıntı yaşıyor olabilirler. Belki insanlar kendilerini çok yanlış yorumladılar. O yüzden amacımız öncelikle tabii ki normal şekilde ilerleyip dertleri nedir onları öğrenmek, dertlerini dinlemek. Çözüm bulabiliyorsak çözüm bulmak, çözüm bulamıyorsak elbette ki onları öldürmek. Benim şu andaki amacım tam olarak bu. Dolayısıyla ben en azından şeyi bırakmak istiyorum bu. H'ye basarak buraya gelebiliyormuşuz bu arada. Yeni öğrendim, bilginiz olsun. J'ye basarak nereye gidiyoruz? J yok. L. Ha, L şeyler. Deal with the Crimson Fleet Captain. Okay. Crimson Fleet'in kaptanı ile uğraştığı bir görev. Yani nasıl uğraş, tam olarak anlayamadım. Activate. Açalım bakalım. Okay. Şimdi açıyoruz. Crimson Fleet'lerin evine geldik abi. Gayet güzel. Burada değerli şeyler bulabilir miyiz? Lootlayacağız. Çünkü ben her şeyi açıkçası almak istiyorum. Çünkü elbet rastgele random eşyaların bile yüksek ihtimalle bir yerlerde alıcısını buluruz diye ümit ediyorum. Dolayısıyla her şeyi böyle çantama atasım var. Hani zaten her şeyi lootlayamıyoruz fakat lootlayabildiğimiz her şeyi alız. Bakın sukulent var mesela burada. İnanılmaz bir şey. Aldım. Transfer ne demek acaba? First aid. Okey, bir şey çıkmadı etrafta abi. Biz bu arada sağlık kullanabiliyor muyuz? Çünkü kullanmak istiyorum. Sağlığımız birazcık az gibi gözüküyor. Dolayısıyla aid. Aa bakın. Nasıl elma lan böyle Allah aşkına? Şuna bakar mısınız? İnanılmaz. Minecraft elması. Oğlum bu nasıl elma? Ha, altta damgası var hatta elmanın. Ne yazıyor? Chunks. Okey. Chunks apple diyormuş zaten bu. Peki. Sağlığımızın %3'ünü doldururdu. 10 saniye içerisinde. Hem de value'su 525. Bayağı değerli. Treats burns and frostbite. Yanıkları ve böyle buz yanığını tedavi eder. Bunu bence yiyebiliriz. Evet. Luck diye de yedim. Bir şey oldu mu? Sağlığımız çok artmadı bile. Peki. Sorun yok abi. Bu neymiş? Çankak. Double double. Ne olduğunu bilmiyorum sanırım. Maskocum. Yavrum her yere girmek zorunda değilsin sen. Ben gireyim. Sen arkamdan mikroskop. Gerçekten mi abi? İnanılmaz. Okay. Ne oldu? Great Research'lar. Okay. Alo? Ben buraya girerken böyle çok tehlikeli şeyler gelecektir diye düşündüm başımıza. Solar bad people, bad jokes. 140. Solar frontiers. Okay. Desktop and garden. Gayet güzel. Sukulent almak istemiyorum. Bir tane sukulentimiz. These are United Colonies markings, but we are in Freestar Collective space. Öyle mi? It then stands to reason that this was once a secret UC facility. Birleşmiş kolonilerin işareti vardı. Fakat biz şu an Birleşmiş Kolonilerde değiliz. Çok garip diye onların işaretlerinin buralarda bulunuyor olması. Funnel. Bilmiyorum abi. Erlenmeyer Flask. Oğlum inanılmaz değişik şeyler var fakat ne zaman hangisine ihtiyacım olacağını bilmediğim için her şeyi çantama böyle nöm 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 atmak istemiyorum arkadaşlar. O yüzden şimdilik burayı birazcık serbest bırakacağım. Cube. Termos var. Last Days adlı bir kitabın değeri bayağı iyi bu arada. İsteyen tabii ki durdurup okuyabilir ne yazdığını merak edenleriniz varsa. Bunlar nedir? Chunks Packaging. Alalım. Notebook var. Burada bir tane boş kutu mevcut. Buradaki dolabımız boş. Peki. İlerliyoruz bakalım birazcık daha. Şöyle sağa sola dikkatlice elbette bakarak. Notepad var. Vial. Coffee mug. Baskonun da benimle birlikte olması bence çok güzel. En azından kendi... Allah belanı ver. O ne lan? I adequately assisted you during combat.
Umarım sana yardım edebildim diyor kombatta. Dostum bu kombat değildi. Ufak çaplı bir gerginlik yaşadık fakat bu neymiş lan? Nutrient. Oha çok değişik bir şey çıktı. Bak şuradan zıpladı abi. Oha çok tırstım. Toksin. Alalım. Okey. Demek ki bu tarz yerlerde dikkatli olmamız gerekiyor. What is this? Pencil case. Amacımız yukarı doğru gitmek acaba. Ofis 01. Çok dikkatli. Workplace safety. Herkesin işidir diyor. Öncelikle gözlüğünüz, eldiveniniz ve maskenizi her zaman için takın. Çünkü iş güvenliği her şeyden çok çok daha önemli, çok çok daha değerlidir. Keşke acaba sahip olduğumuz şeyleri mesela şu salağı satabilsek veya diyebilsek. Hani Vasco al şunları git sat gel. Değil mi? O da mesela uzay mekiğini alsa. Trader'a gitsin. Bak bu arada bayağı bir sağlıkla ilgili bir şey buldum. Onları hemen istiyorum ki kullanayım. Çünkü sağlığım çok az abi. Puncture falan filan diyor. Bu ne? %10.02 recovery for 3 minutes. Okay. Şunu tüketelim. Sağlığımız bakayım. Hala 12'nin üzerinde duruyor bakın sağlığımız ve tam olarak artabilmiş değil. Neyse. Storage. Depoya geldik. Önce bakın buradaki partiyi kaçırdık genç dostlarım bu arada. Hani ne olup ne bittiğini bil... Aa. Merhaba. 382. Choco Chunks buldum. Harika. Analjesik ne olduğunu bilmiyorum ama almam lazım. Portable desk fan. Oh, inanılmaz değerli şeyler var bence. Samimi söylüyorum. Bir şeyin value'su eğer 100'den fazlaysa bence bu oyunda değerlidir. Öyle bir öyle bir yargıda bulunmak istiyorum. Genetic sample bottle. İşe yaramaz abi. Geç. Legendary loot. Desktop organizer. Buralarda bayağı bir damacana vesaire var ama bizi ilgilendirmiyor pek fazla. Okey. Buradaki partiyi kaçırdık. Yüksek ihtimalle ne olduğunu öğrenemeyeceğiz diye tahmin ediyorum. Bence hiç kimse yok abi burada hayatta kalan. Restores 2 health. O 2 sağlık dolduruyor ya. Allah Allah kaç canımız. Aha. Şunları ver ya. AMP. Güzel. Sağlıkla alakalı bayağı bir şey bulduk bu arada. Yüksek ihtimalle birkaç tanesini daha şimdilik kullanalım arkadaşlar. Çünkü öteki türlü movement speed veriyor. Onu geç. 4 sağlık veriyor. Kullanalım. Bunu geç. 2 sağlık arttırıyor ve kullandığın zaman action use x16'ın anlamına geliyor acaba emin değilim. Breath injury, concussion, head stroke, hipotermi, ciğer hastalığı, akciğer hastalığı daha doğrusu, zehirlenme ve radyasyon zehirlenmesi konusunda bayağı iyiymiş. Çok iyi. Gummy box harika. Restore to health. Çok iyi. Okay. Bence şu an için Allah Allah sağlığımız hiç artmıyor abi. Çok ilginç. Gerçekten çok ilginç bir durum söz konusu şu an. Dostum sen çok çok büyüksün ve çok ses çıkar. Allah belanı versin. Your health is low. Use bat back by pressing zero. Okay. Oh, wow gerçekten mi? Şimdi mi söylüyorsun lan bunu? Aa bakın sıfırla kullanabiliyormuşuz bat back. Öldür onları. Şiddet insanların sağlık ömrünü azaltır diyor. Öldür onları. Öldür onları Vasco. Öldür onları. Ben senden. Hey. Geberin bakalım pislikler. İnanılmaz lan. İnanılmaz. Yakın temasta kadar... Acaba bunlar ne kadar etkili? Acaba bu ne kadar etkili? O iki kişi var orada. Hop ben bir değiştirdim. Ben bir değiştiriyorum. Bir saniye Pirate. Oo tek attım. Oha gördünüz mü? Kritik geldi bence. Geldi bakalım. Gel bir bakalım. Aa bu da neymiş? Balta saldırısı. Çok iyi. Okey bayağı bir şey buldum bu arada. Bayağı bir loot buldum. Yalnız survival pack. Bir şeyler aldım ama onu daha sonra şey yaparız. Bu ne? Süt mü? Oğlum sütle niye tuvalete girdiniz lan? Şunu kırabiliyor muyuz? Kıramıyoruz. Peki. Süt varmış tuvalette.
Çünkü güzel bir rifle bulmayı çok istiyorum abi. Çünkü ben bu tarz oyunlarda rifle kullanmayı severim. Rifle'ın hem hasar gücü yüksek. Bir dakika, yanlışça bastım bu arada. F ile etrafı acaba araştırabiliyor muyuz? Scan. Deal with the Crimson Fleet Captain. Okey, bak F'ye bastığınız zaman aynı zamanda objektifin yerini de gösteriyor burası. Daha çok tatlı, beğendim. Teramorph'u kaybettik. Etkileşime geçmeyin diyor. Teramorph nedir? Şu feneri kapatabilir miyim? Etraf bence gayet aydınlık abi. Çok teşekkür ederim. What is this? Computer. Of! O ne? Yeni başlangıçlar. İnanamıyorum. Posta bir şey yapmayı başardım. Artık Xenowarfare Division artık şu an resmiyet kazandı. Ama daha çok yapacak çok fazla işimiz var. Fakat başından beri burada olduğum için memnunum. Resmi rütbem Associate Xenobiyoloji Teknisyeni olacak diyor ve 3 gün içerisinde yola çıkacağım. Aman da çok üzgün, fakat o emin olsun ki çok fazla izinlerim olacak ve yeni Atlantis'e sürekli olarak geleceğim falan filan. Pekala. Candidate One. Burada bayağı bir yazı mevcut açıkçası. Var. Şifremi falan dedi. Şöyle bir hızlıca göz atmak istiyorum her birine. Relocation, yeniden yer değiştirme falan filan. Xenowarfare Division ne acaba? Starware. Okey, herhangi bir şey vermeyecek. Restore to health. Caseless shotgun shell. Okey. Egmont Desk Assistance. Oğlum inanılmaz lan. Bir dakika. Sandalye oturabiliyor muyuz gerçekten? Oha inanılmaz. Oğlum çok iyi. Çok iyi, okey. Unpredictable. Fazla öldürmek. Surplus. Fazladan öldürmek veya hayatta kalmaya cevap. Evet, abi, wait mi? What? Bekleyebiliyoruz. Gerek yok abi. Ben çıkmak istiyorum. Oğlum bir dakika, o değil lan. Kalkmak istiyorum. Kalkmak istiyorum. Evet. Ne yaptım bilmiyorum abi orada. Nasıl kalktım gerçekten emin değilim. Abi bir şekilde kalkmayı başardık abi. Okay. Wire spool, folder, battle mech, multipack. Ne oldu hakkında? En ufak bir... Of, levitating desk. Güzel. Solar Frontiers game. Müthiş. Bu ne? Aha, dumbbell. Alalım. Evde kaldırırız abi. Bir dumbbell daha var. Gerek yok. Bir tane yeter. Bir tane yeter. Desk of... Aa, şey bulduk. İskambil kartı bulduk herhalde. King of Hearts. Jack of Spades. Çok iyi. Bu ne? Yatak. Uyuyabiliyoruz. Starlock diye de bir oyun aldık oradan abi. Okey. Bir de şuraya bakalım. Bunlar neymiş? Safir to... Lan almayacaktım ama kazanan aldım sanırım. Emin değilim. Safe. Aa, bir dakika. Tüm boş yerleri bul diyor her kademedeki ve kilidi açarsın diyor. Anahtarı seç ve döndür. Şeyle eşlenene kadar diyor, güvenlikle. Each key can only be used once. Okey. Ne yapacağım anlamadım ki. Şöyle boşlukları mı bulmamız gerekiyor acaba? Nasıl yapacağız? Anlamadım. Anlamadım. Bir şuna bakalım. Heh, bu oluyor. Yes. Okay. Bir tanesini yaptım. Bir tane daha var. Yalnız yapamayacağım. Çünkü Digipix yok. Bak, Digipix. Digipix'im kalmadı ki. Olmayacak bu. Bence bunu, evet, olayı anladım fakat artık yapamıyorum sanırım. Re-entering will cost the Digipix. Yes, maalesef. Digipix var lan, buldum. Oğlum inanılmaz. Ya çık şuradan ya. Abi çık ya. Vallahi git ya, oğlum mal mısın ya? Şimdi bir tane var. Bakın şimdi bunu yapabilirsem bu bunları alır. Pardon. Olmaz. Olmuyor. Bu olmaz.
Bu ikisini alır. Sonra 1, 2, 3'ü kalıyor geride. Öyle mi acaba? Heh. Aynen. Evet aynen bakın. Oğlum kaç tane daha var ya? Bak bunu böyle yaparsam. Bu böyle. Şu ikisi kalıyor geriye. Şöyle. Başardım abi. Gerçekten başardım. Bu neymiş? Ne olduğunu bilmiyorum. Alalım. Shotgun shells ve credits aldık. 325. Gayet güzel. Okey. Süper. Nasıl üzüldüğünü öğrenmiş olduk genç dostlarım. Bayağı bir loot yapabiliyoruz. Şu an kedi kapasitem hangi aşamada samimi söylüyorum bilmiyorum. Ona nereden bakabiliyoruz bu arada? New items. Bulduğumuz her şey burada. Kütlemizde 118'e 145. Sanırım... Yani hemen hemen doldurmaya oldukça yakınız bu arada. O yüzden artık çantamıza atacağımız şeyleri dikkatli seçmemiz gerekiyor anladığım kadarıyla. Peki. Buraya bakmış mıydık? Artık değerli bir şey olmadığını düşündüğüm şeyi gerçekten almayacağım bu arada. Çünkü çok fazla şey alıyoruz. Biraz daha alacağım şeylere bence dikkat etmem lazım. Karıştırma onu almam lazımdı. Neden? Çünkü... Sonuçta evde yemek yapacağız. Ve bize alet de lazım abi. Orası kapalı. Pekala. Bu ne? Empty Chunks Packaging. Chunks Cake. Antibiyotik. Harika. Ne oluyor? Abi headshot inanılmaz etkili bu arada. Fark ediyor musunuz? Headshot vuruşları turuncuyla simgeleniyor gördüğüm kadarıyla ve onlar inanılmaz hasar çıkartıyor bu arada. Abi bölgede hayatta birinin sinyalini alıyorum dedi. Ve birileri var abi bir tane. O kritik geldi. Şurada birisi daha var gördüm. Orada değil. Kaçtı. Kaçtı iblisin tohumu kaçtı. O ne lan? Grander alalım. Pirate Survival Pack. Dostum. Oğlum bir şeyler yap lan. Onları kaybettik. Gerçekten mi? Bu ne? Aa buradan bir şey. Burada çıkabiliyor muyuz? O mikro orbital. Orası tehlikeliymiş bu arada. Birileri daha var abi. Birileri daha var. Birisi daha olmalı burada bir yerde. Aha orada gördüm. Oğlum sakin. Sakin ol sakin ol oğlum. Sakin ol. Uf, sen de bayağı hasar çıkart. Arkanda. Baskı olunca ne var mı acaba? Aa güzel bir pistol aldım. Screwdriver gerek yok. Maelstrom'un olduğunu bilmiyorum. Genetic Sample Bottle. Oo. Molekül Extractor. Oğlum çok değerli gibi ya. Gerçekten çok değerli gibi bu arada. Project. The control fidelity has remained. Hot cold. Geç abi. Arthropod. Success. Aylar süren denemenin ardından çeşitli uzaylı türleri bulduk diyor ve rapor vermekten mutluluk duyuyorum. United Colony ise. Arthropodların olduğunu bilmiyorum fakat onlar bizim umduğumuz şeylerden daha fazlası. Uzaylı yaratığını hayal ediyorum diyor. Böyle bir grup eğitilmiş, belli bir çevreye uygun ve emirlere itaat eden. Bakın burası çok önemli. Bu yaratıkları obedient yani kurallara uyan pes herhalde böcek anlamına geliyor. Kurallara uyan böcek isimlerini verdim diyor. Fakat biz onlara stalker diyeceğiz diyor. Pekala. Pekala abi. Yapmayın ne olur. Bilmediğiniz şeylere karışmayın abi. Bilmediğiniz şeyler üzerinde deney yapmayın. Uzaylıların doğasını bozmayın. Bozma. Agresifse ellemeyin, agresif kalsın. What is this? Ulan bir şey aldım ha. Ne aldığımı bilmiyorum fakat gerçekten legendary bir şey aldım. Bakın arthropods. Burada bak insanlar deney yapıyorlarmış abi yaratıklar üzerinde. Mikroskop. Gerek yok abi. Bunu alalım. Şurada bir şey var yalnız gördüm. Sentetik tavuk bulmuş olabiliriz bu arada. Silahlara bakalım seriden. Grandel 4 17
Laser pistol abi. Bence bu çok iyi. Bence bu iyiye benziyor. Bunu hemen favorilerden 4'e alalım. Tamam mı? Maelstrom dedi. Bunun mermisi olabilir. Bunu da favorilerden 5'e alalım. Grendel var. Ne olduğunu bilmiyorum. Bunu da favorilerden 6'ya alalım. Evet. Bayağı bir yeni silahımız oldu arkadaşlar. O bak. Bayağı bir mermisi varmış bunun. Bir saniye. İon bizim hep kullandığımız silah sanırım. Evet. Bunu 5'e niye oraya almışım emin değilim abi. Oha bu nasıl silah lan böyle? Altta ne var? Heh. Şu 4'ü merak ediyorum. 4'ü. Önce bunu deneyelim. Silahtan ziyade böyle saçma bir şeye benziyor ama. Ah, digipik buldum. Nice. Bu nedir? DJ kabinim burası. He? Alüminyum mu? Alalım. Fiber. Ana jel stick diye bir şey çıkmak. Bak bunlar bir tane işaret var gördünüz mü? Sağ üst tarafında. Ne olduğunu bilmiyorum fakat değerli bir şeye benziyor. Molekül extractor bence önemli. Üzülüyorum. Bir noktada çantamızı boşaltmak zorunda kalacağız. O beni birazcık açıkçası yoruyor. Ve üzüyor abi. Çünkü çantamızı henüz nasıl boşaltacağımızı bilmiyorum. Elbette yere bırakabiliriz. Fakat ben açıkçası satmak istiyorum bazı şeyleri. Okey. İlerliyoruz bakalım. Sanırım buradan birisi bizim skorumuzu geçmeye çalışıyor diyor. Burası ne abi? Duş mu? Olabilir. Hiç kimse geçmeyecek ama. O iki is consumed with exertion such as sprinting. Okey. Zıplamayla, saldırmayla ve koşmayla oksijeninizi harcarsınız diyor. Gerçekten oksijenimiz mi varmış abi bizim? It would be advisable to leave some things behind. Bazı şeyleri geride bıraksan iyi olur diyor. Oğlum neden lan ne alaka? Niye öyle şey söyledin ki? Salak. Utandırma ya salak. Niye bazı şeyleri geride bırakmayı düşüneyim ki onu anlamadım tam olarak. Bak ben bunları eve aldığım zaman evime koyacağım. Bir daha sakın seni ilgilendirmeyen konularda yorum yapma dostum. Sana yemin ediyorum seni evde bırakırım ha. Üzerinizde bakır varmış beyefendi. Üzerinizde bakır varmış beyefendi. Ben saldırıyorum diyor. Oğlum kime saldırıyorsunuz? O ne oldu lan öyle? Ne oluyor lan? Wow 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 dostum sakin ol. Bizim burada olabileceğimizi bilmiyorlar. Aaa bunlar ne? Aha o kim lan? Oo silah canavar. Silah gerçekten söylüyorum müthiş. Grendel buluyorum ama inşallah bulduğum silahı 4-5 kere almıyorumdur arkadaşlar. Az önce bir şeyler patladı abi üst katta. Vasco sen burada dur. Keşke sala emir verebilsek ya. Beni takip etme veya takip et falan filan. Sürekli olarak dibimde dolaşıyor olması benim canımı acayip sıkıyor abi. Dostum 2 saniye gelme ya. Ben şuraları bir hızlıca bir araştırayım. He? O ne? He? Genetic sample bottle. Microscope. Okey. Değerli bir şey var mı diye bakıyorum seriden. Burası ne? Research. Burası değil ya dur dur. Şurası. Hayır burası değil. Evet burası. Çok da fazla koşmayalım çünkü careful you're gaining when full you will take damage instead. Çok koştuğumuz zaman karbondioksit soluyoruz. Bakın sol altta gözüküyor fark ettiniz mi? O yüzden çok fazla şey harcamamamız gerekiyor anladığım kadarıyla bizim. Üst üste karbondioksit çok fazla. Running while encumbered diyor. Bakın çok fazla eşya taşıyorken koşmak sağlığınıza zararlı diyor. Peki. Tamam o halde çantamızı ilk yerde boşaltacağız. Özellikle storage'ımız falan varsa eğer gemide bir kısmını bırakmayı düşünebiliriz. Vasco. Vallahi koşmuyorum oyun. O uyarıyı çıkarmakta bu ne lan?
Oha, kilit varmış burada. Bence bu kesinlikle bu. Tamam mı? Aa, değil. Şöyle olsa, tamam mı? Bu da böyle olsa. Bu böyle olsa sağdakiler kalıyor. Onları da bununla yaparız. Evet. Bakın biri bu. Biri de bu. Sonraki aşamaya geçiyoruz. Biri bu olsa. Böyle yapsam. Bir de şöyle yapsam. Evet. Bence bu. Harika ya. Ya gerçekten legendary ya. Yani samimi söylüyorum. 2 dakikada çözdük. Kimyagerler tüm cevaplara sahiptir diyor. Sarkazm. Harika. El bombası. Fragmentasyon mine. Ne olduğu hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Bir kilit daha. Yaparız mı? Birazcık zor gibi gözüküyor bu. Novice değil aslında bu. Bayağı zor. Bir dakika. Şunu şuraya verelim. Tamam mı? 2 tane kalıyor geriye. O da... bak bu kesinlikle bu yalnız. Yani bunun başka bir açıklaması olamaz abi. Değil. Değil işte. Bakın bu bu. Tamam mı? Sonra da şu. Evet. Bakın ne kadar farklı. Bir şöyle ayır. Bunu şöyle yapalım. Bu da böyle. Esme! Kaç verdi? Kaç para bu yalnız? Kaç oldu yazmıyor ki ya, yazıyormuş. 385 ve matchback bulduk abi, süper. Süper. Tüm loot'u yaptık gibi. Şuraları bir açalım. İçeride bir şey bulabilir miyiz? While. Orası boş, orası boş. Harika. Okey. Bir şey kaçırmıyoruz. Savaş. Vakti geldi. Proje Pet Shop Phase 2 yakında başlayacak. Bu noktadan sonra Phase 2'ye odaklanmamız gerekiyor diyor. Stalker'lar konusunda çalışmayı durdurduk. Yeterince yaratık var diyor sahada. Kırmızı şeytanlara hizmet edecek. Eğer daha fazlasına ihtiyaçları varsa diyor, yakında gelip gezegenden toplayabilir. Peki abi. Değişik. Evet, kesinlikle değişik şeylerle ilgileniyor buradaki vatandaşlarımız sanırım. Her yeri tamamladık en azından. Benim düşündüğüm o. Bunu bizim eleman öldürdü ha. Samimi söylüyorum. Hadi bir diğer silah deneyelim de. Şunu. 282 mermi. Bayağı mermisi var. Diğer Adolf. Half half. Ne demek? Yarı yarıya bitmiş vaziyette. Oh, digipik. Aa, bu ne lan? Liquid Cool Deep Mining Space Helmet. Ha, helmet stand. Bak, ayaklığı alıyoruz şu an. Yo. Ayaklık diye gözüküyor, onu anlamadım. Bu arada güzel bir helmet stand aldım ama ne olduğunu bilmiyorum abi. Bak, bu bu olsa. Bu da diğer olsa. Evet, yüksek ihtimalle öyle. Şu şu olsa. Evet be, çok hızlandım vallahi, harikayım. Tamam, harika, süper. Süper, geliyorum abi, bir saniye. Ondan önce kredi diskimizi alalım. 172. Emergency Slate, ne olduğunu bilmiyorum. Teramorph kaçtı. Bunu durduramayız. Okey abi, okey, eyvallah. Birileri kaçmış oğlum. Oğlum ateşle oynarsan yanarsın yani. Hani suyla oynarsan ıslanırsın abi, ne diyeyim ben. Bu çok... Ya müthiş şeylere gerek yok ya abi ya bu konuda. Detecting safe. Kişisel mülkiyet haklarını bir kenara bırakırsak diyor, burada bir sandık var ve o sandığın içindeki çıkan şeyleri, daha doğrusu sandığı açabilirsin. Oğlum ya, çok korkuyorum şu salak şeylerden. Facehugger gibi zıplıyorlar gençler. Alien serilerindeki gibi ya. Abi çok rahatsız ediyorlar var ya.
Salak hayvan ya. Şunu lootlamaya gidiyordum vallahi. Bak safe bulmuş. Mülkiyet haklarını kenara bırakırsak diyor ya salak. Mülkiyet hakları ne lan Tatoş? Ha? Şunu şuna versem. Bunu da buraya verebilirim. Evet. Şimdi sonra şu ikisini buraya versem. Böyle yapabilirim. Harika. Caseless çıktı. 792 kredi. Harika. Modified Ion. Oğlum inanılmaz. Modified Ion bulduk bu arada. Bu arada optional bir görevmiş bu arkadaşlar. Aynı zamanda bilginiz olsun efendim. Yeni bir silah bulmuş olabilirim. Ion var. Bir de Modified Ion. Ha bu. Bizim kullandığımız silah buydu. Diğeri bu bakın. Fiziksel hasarı az ama Reflex Sight var. Burst Fire yapabiliyor bu sefer. Bunu o zaman alalım. Bire koyalım. Evet bakın Iron Sight'ı var ve magazini var ekstradan. 20 magazin. Yani bir magazinde 20 mermisi var. Gayet güzel. Biz kaptanla görüşecektik buranın kaptanıyla. Görevimiz o değil miydi abi anlamadım ki. Reactive Gauge, Leads, Chlorine bayağı bir şey bulduk. Bu arada biz zırh bulmuş olabilir miyiz gençler? Ben hiç zırhla alakalı bir şey yapmadım çok fazla ama. Deep Mining var. Tünel Mining Pack var. Vay bak bayağı güzel kıyafet var fakat termal ve corrosive yani aşınmaya karşı kuvvetli fakat airborne radiation'a karşı daha az değerde. Enerjisi daha yüksek bu arada ve fizik no, bu çok iyiymiş ha. Bu bence diğerinden bir tık daha iyi gibi. Baksana değeri 6000 zaten bunun mesela hani daha iyi olduğu belli. Termale karşı şey sağlıyor. Okey bunu takalım şimdilik. Minor outfitlerde biz bunu giyiyoruz. Daha iyi bir şey var mı diye bakıyorum. Taşıma kapasitesini arttıran bazıları var. Yani şimdilik dursun. Bunları başka zaman biraz daha detaylı araştırabiliriz diye düşünüyorum. Resources. Karışıkta ne var? Ha aynen benim karışıkta topladığım ıvır zıvırlar var. Baksana Allah aşkına ya bunu fırlat. Of cütlüğe bak. Demek bu sınırı geçebiliyoruz arkadaşlar. 145'ti maksimum. Ben de 195 var şu an. Demek ki... Frontier'in yeni bir kaptanı mı var diyor. Barrett'le mi çalışıyorsun yoksa onu öldürüp anahtarını mı çaldın diyor. Uydularla beraberim. Gemilerimize saldırmayı kesmelisin. Yalan söyleyebilirim. Evet Barrett'i öldürdüm. Sen de korsan arkadaşlarına artık geride durmasını söyle. Yeterince konuştuk artık işimize bakalım. Problemi ne lan senin Barrett'le? Dursun. Constellation uydularlayım yani birlikleyim. Gemilerimizi saldırmaktan vazgeç abi. Hayır bak şimdi. Belki arkadaşın Barrett sana söylemedi ama bir efsane var o gemiyle alakalı. Kargo bölümünde bir hazine saklıyorlar diyor. 100 tane gezegenden topladıkları bir hazine. Bu o hazine bizim olacak. Bir şey kısmen doğru. Frontier birçok uydulara gitti diyor, gezegenlere gitti diyor. Ama kargoda yedek parça, toz, yiyecek partikülleri ve bazı karınca türleri vardır diyor. Robotu hangi neye programladığı benim için önemli değil abi. O gemiyi geri alacağız. Onu ikna edebiliriz bu arada. Cidden benim gemimde bir hazine yok. Daha fazla insanın canı yanmadan lütfen artık şu inadınızdan vazgeçin. Yani anlaşmama konusunda anlaşabiliriz ve kalbimiz kırılmaz. Ne dersin? Pardon, anlaşmama konusunda anlaşabileceğimizi düşünmüyorum diyor. Ne demek lan bu? Böyle bir şey bana dese yani saldırmayacak şeyim olsa bile saldırırım yani. Boş konuşma diyerekten. İkna etmeye çalışalım mı? Hadi çalışalım bakalım.
To persuade a person means seni ikna etmek için diyor. Başarılı seçimler yapman lazım diyor. Seçimlerde kibar kelimelerden oluşur diyor ve dikkat dağıtmalardan oluşur diyor. Tehditten oluşmaz diyor. Kolay seçimler bir zorluğu vardır diyor ve zorluğu yükseltirsen diyor seçeneğin başarılı olma şansı düşer. Fakat daha çok puan kazanırsın diyor eğer başarılı olursan. Bir dakika. Dikkatini dağıtmamız gerekiyor. Yanlışım var. Constellation bir kaşif grubu. Ve onlar hazine avcısı değil abi. Eğer tüccar gemilerini istiyorsan benim için havoş. Kolaydan başlayalım abi. Ah be inanmadın. Ne alakası abi? Loot olduğunu biliyorum diyor o gemide. İki tane şeyimiz kaldı arkadaşlar. İkimiz de en kötüsünü olsun istemeyiz. Bir fairy tale. Yani peri masalını şey yapıyorsun abi. Aha bak bunu diyebilirim. Tüm ekibini geçtim. Gerçekten bana karşı şansını denemek mi istiyorsun abi? Aha işe yaradı. İnanamıyorum ya. Treasure yok mu diyor. O uydu gemisini boşuna takip ettik. Git lan buradan. Robotunu da al ve defol buradan. Sizi bir daha görürsem ölürsünüz diyor. Aa artık bakın Crimson Fleet bize karışmadan artık uzaklaşabiliriz diyor oradan. Oğlum harika lan. Yaklaşsam beni öldürmeyeceklermiş şimdi anlamadım tam olarak ve o yüzden keşfetmek istiyorum arkadaşlar. İkna ettim en hayırlı gerizekalı. Ama ikna etmeye alakası yok şimdi. Zaten yok abi. You have picked up too much matter and become over encumbered. Çok ağırlaştın diyor her şeyi aldığın için diyor. Ne yapmamı tavsiye ediyorsun Vasco? Fast travel to your ship diyor. Okay. Gerek yok ki ya fast travel'a şu an gerek var mı? He? Fast travel yapalım mı gemimize? Yapalım. Nerede lan gemi? Fast travel to your ship. Bir dakika, feneri aç kapı yapıyorum ya. Look for the map icon of your ship and press E. Bir dakika. Şu an yapamıyorum. He, çok fazla taşıdığım için fast travel yapamıyorum arkadaşlar şu an. Tamam. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? O zaman şöyle bir şey yapalım. All diyelim. Bunları en hafiften en ağıra sıralayabiliyor muyuz? Sort. Name. Value. Weight. Sanırım. Şu an weight'te. Oha 10 kilo. Bunu atalım abi. Bunu at. Tamam mı? Giymediğimiz. Aa bu neymiş lan? Bilmiyorum. Melson var, cutter var, com relay, crafting için kullanılıyormuş. Equinox, güzel bir silah benziyor. Hadi atalım abi, Grendel atalım. No. Atmak istemiyorum, o kalsın şimdilik. Çok güzel şeyler var, bunları atmak istemiyorum ya. Neyse atacağız artık, mecburum sanırım. Bunu da atabilirim, portable desk van, bir tanesini atalım. Kablo mablo var. Allah aşkına ne işe yarayacak bunlar ya? Humidifier'ı da atalım. Bence yeterli. Baksanıza ne kadar üzülüyorum anlatamam ya. Vallahi ne kadar üzülüyorum samimi söylüyorum anlatamam. Abi yine yapamıyorum bir şey. Bir dakika ya Allah aşkına. Şu çantayı bir tamamen boşaltalım. Evet çantayı boşalttım gençler. Bende bayağı Grendel varmış bu arada. Sanırım ağırlığı da o yapıyormuş. 6 tane falan Grendel varmış. Baksanıza. Bayağı bir silah attım. Bak bir tane. Melson Grendel'leri de attım. Hatta 3-5 tane Grendel attığımı yemin edebilirim. Sanırım aşağı düşmüş olmalı abi. Her neyse beni ilgilendirmiyor. Şimdi gemiye fast travel yapabiliyoruz. Süper. Crimson Fleet'le. Bir saniye. Aa bizimki Alpha Centauri. Okay, süper. Senin artık sürekli olarak yaptığın bir şey olacak dostum.
ne olur merak etme diyor. Yerinden yerinden direkt taşlar yapabiliyormuşuz bu arada. Tamam Osana, süper bir özellik bu. Genç Osana'm, çok çok teşekkür ederim. Beni sabırla izlediğiniz için gerçekten. Çünkü bazen loot konusunda kendimi çok fazla kaptırıp kayıtlı olduğumu unutabiliyorum. Hani zaman zaman birçok arkadaşımız belki şeyle alakalı, yani benim lootlamamla alakalı şeyler görmek istemeyebilirler. Farkındayım. Fakat bazı şeyleri kaçırmak gerçekten istemiyorum bu arada. Görevleri bir seçelim. Amacımız re-pilot a course to your next objective. Bir sonraki objektifimiz neresi bu arada bizim? Alpha Centauri. Direkt buraya geçebiliyoruz bu arada. Süper. Geçelim abi. Burada dünya... Alpha Centauri bizim şey değil mi ya? Bizim galaksi. Power up grav dive. Okay. Grav jump pending diyor. Okay. Şuradaki balistiklerin gücünü keselim mi? Laser'ı da gücünü keselim. Bayağı yükledim abi. Atlama yapıyoruz. Sıçrama yapıyoruz şu an. Lan ne kadar güzel ya. Oğlum geldik lan. Starship Frontier, this is United Colony Security. United Colony'deyiz. Sizi araştıracağız. Lütfen bekleyin diyor. Scan tam taradık. Herhangi bir şekilde New Atlantis'e inebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntılı şeyiniz, eşyanız vesaireniz yok diyor abi. Süper. Amacımız buraya inmek anladığım kadarıyla. Fast travel directly from the missions menu press. Tab'a basabilirsin diyor. Tamam dostum, biz onu yaptık. Gerçekten yaptık bu arada biz onu. Çok özür dilerim. Böyle giderek gezegene yaklaşabiliyor muyuz bu arada? Öyle bir şey var mı? Gittikçe yaklaşamıyoruz gibi hissediyorum. Etrafta başka hangi gezegenler var bu arada? Bir şey var mı etrafta? Bayağı bir yer var gibi gözüküyor. Ama sanırım bizim amacımız o değil abi. Bir bakalım. New Atlantis. Biz de bakın buradan bir yerden yaklaşıyoruz. Civilian Outpost diye bir yer var. Amacımız ama New Atlantis'e inmek. Okey. Buraya inebiliriz abi sanırım. Bu ne lan? Oha gerçekten mi? Bu arada New Atlantis'te bizim Enlightened, yani aydınlanmış kişiler adlı bir dini grubumuz vardı arkadaşlar. Unutmayın. Onlara da iniş yapabiliriz bu arada. Daha doğrusu iniş yapabiliriz. İniş değil mi? Evet, New Atlantis'e gelmiş bulunuyoruz. Geç o sonra bir sonraki bölüm kaldığımız yerden Starfield'a devam ediyor olacağız. Harika bir gezegene geldik. Keşfetmek için gerçekten inanılmaz hevesliyim. Yalnız ben şeyi çok merak ediyorum abi. Bu ne? Tuvaletimiz bile varmış abi bizim. Gerçekten mi lan? Oturdum tuvalete, evet. Sonra okey. Sadece oturuyormuşuz abi. Teşekkür ederim. Herhalde koltuğumuz yok diye şimdilik bizi tuvalete oturtuyorlar. Okey, harika. Bir yerde acaba depo vesaire bulabilir miyiz? Yani bizim... Bunlar ne? Don't use, bunu kullanmayın diyor. Broken. Okey. Buraya ekip falan koyabiliyor muyuz acaba kendi gemimize? Böyle birilerini alabiliyor muyuz? Acayip merak ediyorum. Üst katta ne var? Bir şey yok. Aşağıda ne var? New Atlantis. Yay! Geldik. Peki. Her neyse. Bir sonraki bölüm gençler kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyor olacağız. O zamana kadar kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça kalın.